Şırnak'ta 8 aydır devam eden sokağa çıkma yasağı sona erdi. Vatandaşlar heyecanla evlerine döndüler ama ne ev kalmıştı, ne iş yeri, ne okul, ne cami. Şırnak merkez harabe bir şehirden farksız haldeydi. Terör örgütü PKK Diyarbakır Sur'da, Mardin Nusaybin'de olduğu gibi 8 ay önce Şırnak merkezde de hendekler kazmış, barikatlar kurmuştu. Güvenlik güçleriyle teröristler arasında 14 Mart'ta başlayan çatışmalar 3 Haziran'da sona ermişti. Teröristler geri çekilirken arkalarında harabe bir şehir ve bombalı tuzaklar bıraktı. Bomba temizliği 5 aydan fazla sürdü ve beklenen gün geldi. Sokağa çıkma yasağı tam 8 ay sonra kaldırıldı. Yasakla birlikte başka ilçe ve illere göç edenler geri dönüş yoluna koyuldu. Heyecanlıydılar evlerine kavuşacakları için. Ama bu heyecan şehir merkezine geldiklerinde yerini üzüntüye bıraktı. Göç ederken arkalarında bıraktıkları şehir artık yoktu. Çatışmalardan, patlayan bombalardan haberdardılar ama bu kadarını beklemiyorlardı. 2044 evin yıkıldığı İsmet Paşa, Aydınlık Evler, Yeni, Bahçeli Evler, Dicle ve Cumhuriyet mahalleleri haritadan silinmişti. Evler, iş yerleri, okullar, camiler hepsi yıkılmış ya da ağır hasar almıştı. Başlarını sokacak bir yuvaları olmayanlar geldikleri gibi geri gitti. Bazıları ise kiralık da olsa bir ev bulmanın telaşına düştü.